Biz kentsel dönüşüm yapıyoruz. Artıları şudur, eksileri budur. Bakın bugün bir Doğan Bey, biliyorsunuz kent meydanının üst tarafında. Çünkü ben oraya çok yakın oturuyorum. Aramda sadece bir yol var Doğan Bey'le. Bugün orada insanlar intihar ediyorlar. Yakın zamanda biliyorsunuz 14. 15. kattan birisi kendini aşağıya attı. Evet. İki gün önce astımlı bir bayan, kardeşimiz asansörde elektrikler TOKİ yetkilileri tarafından orada bir yönetim oluşturulmuş. 2774 tane daire var orada Hülya Hanım. TOKİ'nin 400 tane dairesi var. Azınlık çoğunluğa hükmediyor. TOKİ'nin yetkilileri orada yönetim oluşturmuşlar. Burayı biz idare ederiz diyorlar. Şu kadar aidat vereceksin. Giriş çıkış parası şu kadar olacak. Elektrik şöyle olacak, böyle olacak. Ve vatandaşın birçoğu çilingir getirmişler. Kapılarının kilitlerini değiştirmişler. Ve kapıya da karşı tarafı tehdit edecek şekilde yazı da yazmışlar. Artık vatandaşın yani tabiri caizse burasına gelmiş. Ve birçok evlerine, dairelerine yetişen vatandaşlarımız da pencereden aşağı Türk bayraklarını sarkıtmışlar. Vatandaşı borçlandırmışsın. Demişsin ki bakınız bu borçlanma, bu sözleşmeler ne zaman yapılmış? Recep Altepe Osman Gazi Belediye Başkanı iken yapılmış. TOKİ, Osman Gazi Belediyesi ve oradaki vatandaşlarla sözleşme imzalamışsınız. Demişsiniz ki 85 metrekare, 112,5 metrekare, 150 metrekare. Arkadan TOKİ demiş ki ben bunların metrekarelerini yükseltiyorum. Vatandaşa sordum kardeşim sen bunu yükseltirken. Sormadım. Ama belediye başkanı bunu biliyor. Bizim elimizde dokümanlar var, deliller var. Belediye başkanı aynen şunu söylüyor. Siz diyor yapın diyor, bu diyor vatandaşın lehine diyor. Hülya Hanım diyor öder bunun diyor şeyini, farkını öder diyor. Kardeşim sen bana soruyor musun bunu? Benim param var mı yok mu? Ben kredi mi çekeceğim herkes bunu? Nasıl ödeyeceğim? Göre yani herkes zorunda, yani şu yaşam şartlarında bugün vatandaşın 145 milyar TL kredi kartı borcu var. Bugün şu ülkede yaşayan yurttaşların %95'i borçla yaşıyorlar. Ali'ninki veliye, velininki Ali'ye takke değişimi gibi oluyor aynı bu iş. Ya burada vatandaş gerçekten çok mağdur. Sık sık bizi arıyorlar. Gelip bizi ziyaret ediyorlar. Buradaki dertlerini anlatıyorlar. Biz Bursa'da ikinci bir Doğan Bey faciasının yaşanmaması için Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim görevimiz yerel yönetimler komisyonu oluşturacağımız yerel yönetimler komisyonuyla birlikte vatandaşa bunu en iyi şekilde anlatabilmek. Biz kesinlikle Cumhuriyet Halk Partisi olarak kentsel dönüşüme karşı değiliz. Biz sadece vatandaşın mağdur edilmemesini istiyoruz. Ya şimdi çok açık bir şey var. Hakikaten yerel yönetimler ve siyasi partiler arasındaki diyaloglar gerçekten çok önemli. Ama nedense partililer seçmene selam anlamında polemik yanlısı davranınca ortak bir faydada buluşabilmek neredeyse imkansız hale geliyor. Zira Yıldırım'da yapılacak kentsel dönüşümle ilgili Yıldırım Belediye Başkanı'nın çok şeffaf, çok açık çağrıları olduğu, herkesle bu projeyi tartışmaya, herkesle güç birliği yapmaya hazırız. Lütfen proje üretsinler, kendileri çözüm önerileri sunsunlar. Biz hepsini değerlendirmek istiyoruz. Akşamdan sabaha yapılmış bir kentsel dönüşüm değil, 9 yıllık bir emeğin ürünü olduğunu söylüyor Yıldırım Belediye Başkanı Sayın Özgen Keskin. Onu söylerken siz, yalnız vatandaşla müteahhitle karşı karşıya bırakacak ama. Evet, yani vatandaşla müteahhitin karşı karşıya kalması ve yaşanacak olası problemlerle ilgili vatandaşı dinliyorsunuz. Bütün bu soruları alıp Yıldırım Belediye Başkanı ile istişare edip çözüm önerileri konusunda ortak bir paydada vatandaşların mağdur olmaması açısından böyle bir buluşma gerçekleşecek mi? Ben o çalışmaları da gerçekleştireceğiz. Yani biz dün akşam Yavuz Selim Mahallesi'nde milletvekilimizin bir iftarı var idi, yaklaşık 1500 kişinin katıldığı. Evet. O iftardan sonra Yavuz Selim Mahallesi'nde vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Yani bu şikayetleri, bu serzenişleri biz dün akşam daha yeni dinledik. Tabii ki Yıldırım Belediye Başkanı'yla da bunları oturup konuşacağız. Bize randevu verirse gidip kendisiyle oturup konuşacağız. Yani düşünceleri nedir? Kendisi orada 7 mahalleyi kentsel dönüşüm projesi içerisine alıp da kardeşim ben devreden çekildim, ben buranın sadece hakemini yapıyorum, vatandaşla müteahhit karşı karşıya kalacak. Ya müteahhit nasıl malzeme kullanacak? 2 senede mi bitirecek, 4 senede mi bitirecek? Bakın Doğan Bey projesi ne zaman başladı biliyor musunuz? 2007 Mayıs ayında. Sene 2012. 2 yılda bitecekti bunun sözleşmelerinde, evraklarında 2 yıl içerisinde bitireceklerine dair taahhütnameleri vardı bunların. Bu vatandaş kirada oturuyor bugün. Bunların kiralarını kim ödeyecek? Kim ödüyor bunların kiralarını? Ve
metrekare olarak yükselttin diye vatandaşlara anahtarını teslim etmiyorsun. Gel şu senedi imzalı, ben senin daireni büyüttüm, senedi imzalı. Ondan sonra ancak sen burada oturabilirsin diye vatandaş şu an tehdit ediyorlar orada. Evet. Yani bizim görevimiz ana muhalefet partisi olarak, tekrar ifade ediyorum, biz kentsel dönüşüme karşı değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim istediğimiz vatandaşın, vatandaşa ikinci bir Doğan Bey faciası yaşatmamak. Evet, Doğan Bey gerçekten kötü bir örnek olarak akıllarda kaldı. Yıldırım'daki vatandaşların en büyük problemi de bu. Gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm sadece binalarla sınırlı değil, oradaki yaşamın da tamamen baştan yaratılacağını söylemek mümkün. Sosyal bir yaşamı da asla göz ardı etmemek gerekiyor. Bu konudaki çalışmaları yakından takip ettiğinizi biliyoruz. Hemen yine Bursa ile ilgili bir başka konuya değinelim. Siz zorlukları bilerek talip oldunuz göreve. Zira 12 yıl Nilüfer İlçe Başkanlığı yaptınız. Hı hı. Diyorsunuz ki tüm ilçelerde Mustafa Bozbeyler yaratacağız. Neden evet. Böyle bir ifade var? Şimdi neden böyle bir ifade? Siz Bursa'da hiç 3 kez belediye başkanlığı kazanan ikinci bir isim hatırlıyor musunuz? Ben hatırlamıyorum. Ne demek istediğimi herhalde anlatabildim. Şimdi Mustafa Bozbey 3 dönem Nilüfer'de belediye başkanlığı kazanmış. Gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi'nde simge olmuş. Cumhuriyet Halk Partisi ile adeta iç içe girmiş bir isim. O yüzden her seçim döneminde Mustafa Bozbey ile ilgili işte AKP'ye gidiyor, AKP'den aday olacak, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılıyor. Bu söylemler, evet, bu söylemler son 3-5 gündür tekrar gündeme temcit pilavı gibi. Ben bunu 2004 yılında da yaşadım. 2009 seçimlerinde de aynı olayları, aynı söylemleri duyduk. Şimdi bir yıl veya bir buçuk yıl sonra yapılacak seçimler içinde aynı şeyler şu an yine söylenilmeye başladı. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi ile Mustafa Bozbey az önce söylediğim gibi kesinlikle iç içe girmiştir. Ne Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mustafa Bozbey'den ne Mustafa Bozbey Cumhuriyet Halk Partisi'nden kopartmaya hiç kimsenin gücü yetmez. Peki yeni belediye... Şu olabilir, Mustafa Bozbey şunu yapabilir. Ben 3 dönem Nilüfer'de belediye başkanlığı yaptım. Sayın Başkan, ben çıta yükseltmek istiyorum. Benim şu şu hedeflerim var. Ben büyük şehri düşünüyorum der ise biz de bunu saygıyla karşılarız. Cumhuriyet Halk Partisi il örgütü olarak yürü kardeşim biz de arkanızdayız diye kendisine söyleriz. Diğer belediyeleri nasıl kazanmak gerekiyor? Şimdi tabii nasıl biz, kazanırsınız? Biz, bu konuda nasıl bir strateji izleyeceksiniz ya da izliyorsunuz? Son kurultaydan önce genel başkanımız Ankara'da 17-18'de ayın 15'inde 81 il başkanıyla tam 4,5 saat hiç ara vermeden, 4,5 saat devam eden bir toplantı yaptı. Evet. Bu toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bundan sonra izleyeceği yol haritasını bizlerle paylaştı. Bu yol haritasından bir tanesini şöyle örneklemek istiyorum. Türkiye genelinde 200 bin tane sandık. Bu 200 bin sandığın içerisinde son seçimlerde 6 bin sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi oy almamış. Ve genel merkezimiz ne yapmış? Oradaki üyeleri tamamını üyeliklerini silmiş. Sen Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olacaksın. O sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy çıkmayacak. Şimdi artık genel merkezimiz bunu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sencer Ayata'nın başkanlığında çok güzel takip ediyor. Genel merkezden giriyor. Osman Gazi Mahallesi'nde, Osman Gazi ilçesinde Çirişhane Mahallesi'nde kaç nolu sandık var? 300 nolu sandık. 300 nolu sandıkla Cumhuriyet Halk Partisi geçen seçimlerde ne kadar oy almış? Bu seçimlerde ne kadar oy alması gerekiyor veya almış? Eğer geçen seçimlerdekinden daha az oy aldıysa o ilçe örgütü o görevi hemen bıraksın diyor genel başkanımız. Yani burada bu örgüt çalışmıyor. Burada bu ilçe teşkilatı çalışmıyor demektir. Yani genel merkezimiz artık bu konuları çok yakından takip ediyor. Öyle ezbere herhangi bir şey artık Cumhuriyet Halk Partisi'de kesinlikle söz konusu değil. Bu da çok önemli bir konu. Yerel seçimlerle ilgili ilçe örgütleriyle sık sık toplantılar yapıyorsunuz. Adayların kesinlikle ilçe örgütleri tarafından belirlenmesi konusuna da evet. Çok özen gösteriyorsunuz. Hassasiyetle üzerinde duruyorsunuz. Şimdi o konuyla ilgili Genel Başkanımız bir şey daha söyledi. Belediye başkan adaylarımız kamuoyu yoklamasıyla belirlenecek. Evet. Örneğin Osman Gazi'de veya Mudanya'da 3 tane 5 tane aday genel merkezimiz tarafından kamuoyu yoklaması yaptırılacak. Bu kamuoyu yoklamasında aday olmayan veyahut da adaylıkla ilgili ismi telaffuz edilmeyen isimler de çıkabilir kamuoyu evet. yoklamasında.
Genel Başkanımızın ifadesi şu. Gidip o kişiyi tutacaksınız kolundan, diyeceksiniz ki Cumhuriyet Halk Partisi örgütü veyahut da Mudanya halkı veya Osman Gazi halkı seni burada belediye başkan adayı olarak görmek istiyor. Siz getirip onu aday yapacaksınız. Tabii ki belediye meclis üyelerini ve il genel meclis üyelerini, ben bunu il kongresinden önce de, bu benim taahhüdüm idi. O zaman da paylaşmıştım. Belediye meclis üyelerini ve il genel meclis üyelerini ilçe başkanları ve ilçe örgütlerinin desteğiyle, önerisiyle, desteğiyle demeyeyim, onların önerisiyle gerçekleşecek isimler. Evet, son iki dakikamız kaldı. Son bir sorun var. Nilüfer'in yanında en az 5-6 ilçeyi de kazanmamız gerekiyor dediniz. Evet. Bu ilçeler hangileri mesela, isimlerini alabiliriz? Şimdi o isimleri çok telaffuz etmek doğru değil diye düşünüyorum. Diğer arkadaşlar, ya bizim Cumhuriyet Halk Partisi olarak kazanabileceğimiz bazı ilçeler var. Geçen seçimlerde biz bu hataları yaptık. İşte ahbap çavuş ilişkileri içerisinde bu benim tanıdığım dedik, bu bizim asker arkadaşımız dedik, bu okul arkadaşımız dedik. O arkadaşlarımızı aday gösterdik. Meclis üyesi veya başkan adayı veya il genel meclis üyesi adayı gösterdik. Ben bunları yanlış buluyorum. Aynen genel başkanımızın ifade ettiği gibi. Mesela bir Harmancı Cumhuriyet Halk Partisi çok rahat kazanabilir. Mudanya'yı çok rahat kazanabilir. Gemli'yi tekrar Cumhuriyet Halk Partisi geri alabilir ve almalı diyorum. Nilüfer ilçesini zaten saymama gerek yok. Evet. Mesela Karacabey ilçesi, bakın. Önümüzdeki seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin en iddialı olduğu ilçelerden bir tanesi Karacabey ilçesi olacak. Özellikle bunu burada vurgulamak istiyorum. Seçim günü, seçimler sonuçlandığında bunu göreceksiniz. Yenişehir ilçesi, bir İznik ilçesi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin buralarda şanslı olduğu ilçeler. Gürsu, Kestel. Ama her zaman ifade ediyorum, yapmış olduğum toplantılarda da söylüyorum. Kazanma şansımız olmayan ilçeleri kenarda bırakmayacağız. Enerjimizin %70'lerini, %80'ini kazanabileceğimiz ilçelerde harcayacağız. %10'unu, %15'ini de diğer ilçelerde, oy oranımız %15 ise mücadelemiz bunu %20'ye çıkartmak olacak. Evet. Meclis üyesi sayımız 3 ise bunu 5'e çıkartmaya çalışacağız. Aslında çok az zaman kaldı. Biz de bu çalışmaları yakından takip edeceğiz ve gelişmeleri sevgili izleyicilerimizle sıcağı sıcağına paylaşacağız. Çok teşekkür ediyorum ben değerlendirmeleriniz için. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, satır başında yine bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatlerde yine buluşmayı diliyoruz. Aslı TV ekranlarından hoşça kalın.